Hoş geldiniz Yavuz Emre. Merhaba. Nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun. Karkamış Belediye Başkanı adayı. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bey Belediye Başkanı adayı. Aman aman aman. Başkanım, kim gelmiş? Beni karşılamaya kim gelmiş? Neydi senin adın? Merhaba. İsmin de çok güzel. Normal bir zamanda olsa burada siyaset yaparız memlekette. Ama bugün siyaset günü değil. Bugün acıları paylaş. Tarihinin en büyük felaketlerinden birini, en büyük felaketini yaşadık. 5. günü buradaydım. 1. günü Malatya'daydım. Sonra Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da. 5. günü buradaydım. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Aylin Nazlıaka buradaydı. Bir çadır, soğuk bir hava, bir sobanın başında katılırcasına ağlayan bir evladımızı gördük, Zeynep'i. 52 bin kişiden bir örnek, dağılan yok olan on binlerce aileden bir tane örnek sadece Zeynep. Bir yıl oldu, maalesef sorunlar çözülmedi. Verilen söz, bir yıl sonra herkes evine girecekti. Bugün 100 kişiden böyle geçici konteynerlarda, çadırlarda ömür sürmez. Mutlaka hızlı şekilde kalıcı konutlara kavuşturulması lazım insanların. Bu konuda çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir yandan da tabii siyaset bir şantaja tanıklık etti. Dünya siyaset tarihinin 100 kişiden 2,5 değilse 3,5 verilen söz burada da tutulmadı. İşin bu tarafı tutarsızlık, gerçek dışı. Ama Hatay'da da bir şantaj yapılıyor. İşte inadına Malatya hariç hiçbir yerde belediyeyi Özal'a vermemişti o seçimlerde. Seçilirseniz insan ayırmayın, mezhep ayırmayın, etnisite ayırmayın, parti ayırmayın. Belediye başkanı olduğunuz gün partinin rozetini çıkarın. Bu baba evi herkesin doğduğu bir evdir. Kimi ileride büyür, büyüğüne geçer. Kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama bilinen bir şey var. Baba evinin çorbası kaynar, bacası tüter. Hoş geldiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Çok seviyor sizi. Büyük görünüyorum. Benim kızım var 2001'li. Diyecektim sana 2003'lü müsün? Yok, daha büyüğüm. Büyük yok, bir dakika, bir dakika. Nasıl, iş oluyor mu? Çok şükür. Aman olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba, geçmiş olsun. Nasılsınız? Ne haber? Başkan dedi, bizim eczacılar da bekliyor sizi diye. Dedik, gezelim eczaneyi. Burada şey, 3 eczanemiz, 6 eczanemiz var, 6 saat komple. Hepsi burada değil mi? Hepsi burada. Sağ olun, anlaştık. İyi misiniz? Çok şükür. Nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Aman karışma sana kurban. Yok teyzeciğim, karışma. Nasıl gidiyor? İyi iş. Amcam, bu senin. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor kardeşim, iyi misin? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyi, iyi valla, idare ediyoruz. Nasıl, konteynerde eczacılık nasıl? Zor. İnşallah yakın zamanda. Hepiniz buradasınız değil mi? Hepimiz buradayız. 6 eczane şu an için. Hepimiz burada çalışıyoruz. İlk günlerde hep eczacılar, odalar geldiler. Kapalıydı burada şey yaptı. Evet. İnşallah yakın zamanda normal yerlerinize geçersin. Hı? İyi valla, idare eder. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun. Nasılsınız? Yurdalar biz. Teşekkürler. Konteynerde eczacılık nasıl, zor değil mi? Zor, aynen zor. Yani alan çok dar olduğu için gene de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani önce olduğu kadar. Biraz ileride yola çıkalım. Aha. Oradan buraya taşıdık. Mehmet Yiğit Bahçe. Tabii şehir, evet, şehir yerleşmeden eczaneler de yerleşebilir değil mi? Sağ ama. Yani yine evet, değişecek. Vefat etti diyebilirim. Tabii. Sıkıntımız şu, hiç eczanelere dükkan vermediler. Evet. Yani bu, şu anda yalnızca şey veren, konteynerize tövbe sektörü. Yalnız biz, ya Türkiye'de de
hiç mekan biçimde eczanesi olmayan tek yer burada. Aynen. Mesela diğer meslektaşlarımız veya benim arkadaşlarım, mesela Adıyaman'da, Hatay'da eczacılık faaliyetini yapanlar da vardı. Çok şükür onların konteynerler, aynen, dükkanları sağlam eczaneleri. Bizde maalesef depremde ağır hasar aldığı için binalar yıkılmış oldu. Eczanelerimiz de o şekilde. Aynen. Biz şu an mesela 10 eczaneydik Nurdağ'da. Depremden sonra 6'mız faaliyet gösteriyoruz ve hepimiz konteynerdayız. Yani bir an önce inşallah biz de bir tekrardan böyle bir binalaşma, şehirleşme yapsak. İnşallah hallederiz yani. Bir de ilaç sirkülasyonu da çok hızlı oluyor ya. Alanlar çok dar olduğu için ilaç yetiştirmeye çalışıyoruz. Zor yani. Şöyle teşekkür kolay ederim. Gelsin. Sağ Allah yardımcın olsun. Merve biraz daha siz başkanım. Mezuniyet Merve. Mersin. Hep Mersin buralar. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Geçmiş olsun. Evet. Ben Ege mezunuyum. Kaç mezunusun? 2016. İnanmazsın, ben 96. 20 yıl. Evet. Deminki yandaki eczacı arkadaşın, evet. Yurdanur'un doğduğu sene eczacı olmuş. Evet. Ben gittim. Tamam. Tamam. Telefon sen mi? Teşekkürler. Yavaştır. Nasılsınız? Saygılar, teşekkür ederim. Saygı bizden. Buradan yayın da yapıyoruz herhalde. Burada yayın da yapıyoruz. Nurda Anadolu Haber Ajansı'nı kurduk. Memleketimize bir hizmet olsun diye. Nurda Anadolu, Nurda Kültür Araştırma ve Sanat Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda derneğimiz enkaz altında kaldı. Maalesef yeniden toparlanmaya çalışıyoruz. Bu esnada haber sitesimiz de oluşturduk. Türkiye Uluslararası Basın Cemiyeti üyesiyim. Burada da haberlerimizi yapıyoruz. Elinize sağlık. Sağ olun. Hayırlı işler. Nasılsınız? Teşekkürler. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. İşte Merve. Nasıl işleriniz? Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Çok sağ olun. Sizin şeye göre iyi. Durum eczanelere göre iyi. Daha şey. Biraz yeni taşındık. Zaten elektrikler de azdı buraya. Yeni geldi. İyi geldi. Şimdi yavaş yavaş hayata tutunmaya çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Oluyor mu iş? Daha bir hafta falan oldu. Bir hafta oldu falan düzelteli. İnşallah. Daha önce elektrik yoktu, sonra da geldi elektrik. Biz de yeni düzeltmeye başlıyoruz. Tamam, gelirsen Antep'te, ben tekstil kentteyim. Oranda başkanım, bir ihtiyacın olursa yardımcı olur. Makine falan ihtiyacın olur. Ne kadar oldu geçeli buraya? 1,5-2 ay. Nasıl, iş oluyor mu? Çok şükür. İdare. Hedeflerimiz küçüldü. Şu anda ayakta kalmak. Sonra inşallah ilerleyen zamanlarda yine hedefler büyür. İnşallah. Evet, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Eyvallah. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Cep telefonu işi artık eczane kadar hayat yani. Aynen. Her şeyi cep telefonu. Yani. Mecburi kullanması gereken tabii, bir şey. Tabii. Bir de yaygınlaştı, sektör de biraz genişlemeye çalışıyor, evet. Ama ilçemizde deprem sonrası yeni kalkınmaya çalışıyoruz. Onu konuştuk dediğinde, evet. Ayakta kalmak, hayata tutunsan yeter şimdi. Evet. Şimdi para kazanma zamanı değil. Aynen, gerçekten. Masraflar çıksın, birazcık şey olsun. Yani işte ilçe halkı da biraz morali de düzelirse inşallah. İnşallah iyi olur. O olur. Bugün de işte dün akşam da biliyorsunuz. Tekrar her şey baştan hatırlandı. Aynen. Yani iş yerinde olmamıza rağmen gönlümüz orada yani. Evet. Burada bedenen buradayız ama aklımız, gönlümüz hep orada. Allah yardımcınız olsun. Allah başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Cep telefonun önemi depremde belli oldu efendim. Enkaz altında kalanlar. Evet. Arada bir şebeke gitti geldi ama yine de birçok insanın canı cep telefonu sayesinde kurtuldu. Tabii. Şimdi şey de söylüyorlar. Yeni programlar geliştiriliyormuş. Böyle deprem anında sadece şey... kişinin konumunu bildirecek ve pili korumaya alacak, uzun süre depremzede sinyali verecek yeni programlar oluyormuş falan. Öbür türlü şey oluyormuş, kısa sürede bitiyormuş falan. Geçen gün okudum onu. Güzel bir proje varmış. Allah güzel yaşatmasın. Bir dakika aynen. Öncesi gibi. Burası, burayı yaşatmasın ama eninde sonunda Türkiye'nin birçok yerinde bu yaşanacak. O yüzden çok tedbir almak lazım. Tabii. Önce binaları iyileştirmek tabii lazım. Tabii ki. İnşallah. Bakalım. Görüşürüz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. En güzel dükkan sizin şey. Yani bütün dükkanlar kendi içinde. Kendi çabalarımızla yağmadan kurtardığımız ürünlerimiz. O şekilde. Yağmadan önceki fiyata da veriyoruz şu an. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ayakta. Kendi çabalarımızla yapmaya çalışıyoruz. Nurdağ'ın en şık dükkanı sizin valla. Teşekkür ederim. Kadın eli deyince öyle oluyor. Evet. Yani 14 yıldır işletiyordum zaten. Öyle mi? Ve bir yıl 11 aydan sonra tekrar kavuşabildik. 11 ay zorlu, sıkıntılı süreçler yaşadık. Bekledik. Yani onu da geçtim artık, bir sürü acılar var. Tamam, ben kendi çekirdek ailemden kimseye kaybetmedim ama yakınlarımdan çok kişiyi kaybettim maalesef.
komşularım, esnaf arkadaşlarım, çocuklarımın öğretmenleri. Ve şu anda artık toparlanmaya çalışırken hani kendi iş yerimi, kendi olanaklarım doğrultusunda yapmaya çalışıyorum ama yapamadığımın, gücümün yetmediği şeyler var. Mesela oğlum var, LGS sınavına hazırlanıyor. Yani dersleri kısmen başarılı bir öğrenci. Ama 20 metre konteynerde 5 kişi, bir de annem, teyzem zaman zaman bizle yaşamak durumunda kalıyor. 7 kişi. Ders çalışması lazım, çalışamıyor. Kaymakama gittim, bir tane kırık konteyner. Yani üstü aksın, çatısı aksın. Ben onu muşambayla kapatırım. Gündüzleri yağmur yağmadığı zaman ders çalışırım. Çocuk tek başına hiç olmazsa ders çalışacak bir şey olsun. Ama yok. Kendi imkanlarımla çadırı söktürmedik. Kısmen bir kısım çadırda hala devam ediyor. Ders çalışmaya, orada çalışmaya çalıştırıyoruz. Eğitim yok, konteyner okul. En çok buna lütfen, yani buradaki, bu bölgedeki en azından üniversite sınavına giren, LGS'ye hazırlanan öğrencilere bir ayrıcalık tanınmasını tabii istiyorum. Çünkü normal şartlarda değil. Diğer öğrencilerle yarışmaları hiç hakkaniyetli yok değil. Kendi öğretmenleri öldü. Ölmeyenler kalacak yer barınma sorunu olduğu için gitti. Matematikçi değil, din kültürcü matematik dersine girmeye çalışıyor. Verimli değil. Yani benim çocuğumla, buradaki çocuklarla, başka yerdeki çocuklar yarıştırmasınlar lütfen. Tabii. Ayrı bir kontenjan olması lazım. Lazım. Yani ek bir kontenjan geçen yıl da verdiler. Çok saçmaydı ek kontenjandan yerleşme. Öyle olmamalıydı. Ek puan olması lazım, ayrı evet kontenjan olması şimdi lazım. Şimdi ben çocuğumla gözlerimin önünde üzülüyorum. Yani ben bir yıl sonra burayı yapabildim ama bir yıl sonra benim çocuğum bir daha LGS'ye girme şansı yok. Bitti. Bir ben tek şansı var. Sayede ben birer tane öğretmenim yapıyorum şu an. Öyle mi? Evet. Ha. Yani, hiç olmazsa öğretmenler gelsin, kalsın. Yani yok, öğretmen yok. Okulumuz tamam, konteyner. Ve şunu da belirteyim. Bir yıldır bizim kendi okulumuz ağır hasarlı denildi. 10 tane, 15 tane heyet geldi. Baktı gitti, baktı gitti. Bir türlü karar veremedi. Çünkü altı çok kötüydü. Yıkılmıştı kolonları. Çökmüştü. Şu anda bir hafta içinde sadece sıvasıyla boyası yapılıp okul güçlendirmeye gitti. O öğrenciler okulda okuyacak. Hangi okulu? Kurudere. Şehit Gökhan Özdemir. Gidip bakılabilir. Sadece sınav koyamıyor. Ben senin telefonunu alayım. Ben özellikle geleceğim. Ben o okula gideceğim. Melih Bey biliyorsunuz milletvekilimiz. Gaziantep milletvekili. Yani çok iyi olur. Ben çok teşekkür İnşallah ederim.